Şimdi bu kabın içerisine unumuzu bu şekilde yayıyoruz. Ve antrikotlarımızı da tezgahımıza koyalım. Şimdi bunların üzerine tuz ve biber koyacağım. Deniz tuzu çok önemli. Güzel bir lezzet veriyor. Deniz tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi de karabiber. Diğer tarafını çeviriyorum. Yine karabiber önce ve biraz da şimdi deniz tuzu. Etlerimiz hazır. Şimdi bunları una bu şekilde buluyoruz. Ve tavamızın altını da açalım. Etlerimizi una bulanmış olarak bol tereyağında pişireceğiz. Ve daha sonra fırın tepsisinin içerisine koyarak üzerine salamlar ve peynirler koyacağız. Şimdi tereyağımızı da ekliyoruz tavamızın içerisine ve pişirme işlemine başlıyoruz. Tereyağımız eriyor. Şimdi içerisine etlerimizi de ekleyeceğiz. Bol tereyağında pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ete harika bir lezzet veriyor. Şimdi etlerimizi de içerisine koyuyoruz. İki parça iki parça pişireceğiz. Ön pişirme yapmış olduğumuz birinci etimizi alıyoruz. Diğer etimizi de yanına koyalım. Şimdi sıra geldi diğer etlerimize. Onları da aynı şekilde tereyağın içerisine koyuyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi diğer pişirdiğimiz etlerimizi de fırın tepsimize alıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi etlerimizin üzerine salamları koymaya. Bu şekilde salamlarımızı yerleştiriyoruz. Parmesan peynirimizi de şimdi üzerine rendeleyeceğiz ama tezgahımızın kenarında rendeleyip üzerine daha uygun bir şekilde yerleştireceğim. Biraz da ayırıyorum. Servisini yaparken rendeleyeceğim üzerine. Evet, şimdi gidiyoruz fırına. Yüksek ısıda olması gerekiyor fırının. En üst düzeye getirebilirsiniz. 250 derece. Yaklaşık 10 dakika pişireceğiz. Daha fazla pişmiş seviyorsanız biraz daha uzun süre tutabilirsiniz. Orta pişmiş olarak servis etmenizi öneriyorum. Bakın bu şekilde servis edebilirsiniz. Etleri de üzerlerine çapraz bir şekilde koyarak devam ettirebiliriz. Şimdi bunun orta kısmına da taze biberiye, hem güzel bir koku veriyor taze biberiye, hem de hoş bir görüntüsü var. Ve biraz da Frank maydanozu koyacağım. Frank maydanozunu bu şekilde koyuyoruz ve aradan da güzel bir taze biberiye çıkardıktan sonra yemeğimiz servise hazır.